Herkese selamlar. 29 Nisan 5 Mayıs 2024 haftalık burç yorumlarını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Hani şu geçtiğimiz haftalardaki Merkür retrosu, gezegenlerin kavuşması, tutulması ne zor bir Nisan'dı değil mi? Mutlaka hepimiz bir şekilde hissettik. Haritamızı etkilemese de, burcumuzu belki etkisi altına almasa da çevremizdeki kişilerin karışıklığına, dağınıklığına hepimiz maruz kaldık. Peki 29 Nisan'da başlayacak ama bir yandan da 5 Mayıs'a kadar bizi gökyüzü neler eşlik edecek derseniz önce küçük şöyle bir bilgi vermek isterim. Gözünüz aydın. Bir kere ön başta Merkür retrosu yok. Düz seyrinde ve aynı geçtiği yolda da ilerlemiş olacak. Yani Merkür bizi biraz daha hafif zorlasa da unutmayın retro bitiyor. Geçtiği yerden tekrar geçiyor gibi böyle minik de aralarda öğretilerimi tekrar paylaşmak isterim. Bu da 29 Nisan haftası biraz rahatlamış olacağımızı gösteriyor. Venüs kendi yönettiği burca geçiyor. Boğa burcuna geçiyor. İlişkilere biraz böyle nefes aldırıyor. O yorgun anneleri dinlendiriyor. Kaygılı, endişeli sevgililere nefes aldırmayı planlıyor. Ve dolayısıyla da böyle alttaki jenerasyon gezegenleri son böyle 2 yıldır kafa yorduğumuz Plüton'sa Kova burcunda geri gitmeye başlıyor. Eğer gökyüzü bu kadar hafif sakinse ve özellikle de Mayıs retrosuz ve daha büyük dinginlikle başlayacaksa o zaman Mayıs'la ilgili güzel planlar yapabiliriz. Tabii bu videonun altına size bu sefer haftalığın yanı sıra Venüs'ün Boğa burcunu da eklemek istiyorum ki bunu da bütün özellikle estetiksel kararlar alanlar, almak isteyenler lütfen o yazıyı bir okusunlar derim. O yazı hepimizin yazısı. Yani Venüs Boğa yazısı sadece Boğa burçlarını etkilemiyor der. Ve hemen haftalığa geçelim. Sevgili Koç burçları, yönetici gezegeniniz 30 Nisan itibariyle Mars burcunuza geçiyor. 2 yılda bir gelir ve dolayısıyla kendinizi böyle en iddialı hissettiğiniz günlerden geçeceksiniz. En önemlisi ise duygusal olarak kendinizi çok daha rahat ifade edeceksiniz. Sizin son zamanlarda hakkınız yenmiştir. Retro sizdeydi biliyorsunuz. Şimdi geçtiği yoldan tekrar geçecek. Ve dolayısıyla neden bunlar benim başıma geliyor sorularını bu hafta biraz daha az soracaksınız kendinize ve insanların aslında kendi hayatlarında problemleri olduğunu, sadece size değil başkalarına da aynı sıkıntıyla yaklaştıklarını, olayı içselleştirmenin ne kadar sizi yıprattığını bu hafta genelinde karar vereceksiniz. Ve geldik sevgili boğa burçlarına. Sevgili boğa burçları, Venüs burcunuzda yönetici gezegeniniz hareket edecek. Kendinizi biraz daha önemseyeceksiniz. Zaten kendinize yatırım yaparsınız ama sağlığınız olsun, tahiller olsun, işte kontrolleriniz olsun. Buralarda çok daha net hareket edeceksiniz. Hafta kendinize odaklandığınız bir hafta olacak. Eğer çocuklu bir boğa burcuysanız, burcunuzdaysa eğer yönetici gezegeniniz, o zaman çocukların diş sağlığı, göz sağlığı, burada biraz kontroller ve bu planladığınız, ertelediğiniz bazı şeyleri yapma haftası olacak. Ve tabii ki çalışma hayatıyla ilgili yoğun olan sevgili boğalar için de biraz daha işler çözümlenmeye başlayacak. İşte geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz bolca bencille uğraştınız. Dolayısıyla da neden yani niye ben senin stresini yaşıyorum diye özellikle iş hayatınızda sorguladınız ama burcunuza geçen Venüs'le birlikte artık 29 Nisan yani Mayıs'ın ilk haftasına itibaren yüzünüz gülmeye başlıyor der ve gelirim İkizler Burcu'na. Sevgili İkizler Burçları, aslında 29 Mayıs'tan sonra daha çok konuşacağız. Bu hafta biraz daha böyle boğa haftası, koç haftası gibi dinliyor olabilirsiniz ama gezegenler kendi yönettiği burçlarda, kendi evlerinde, rahat ettiği burçlarda hareket ederken sevgili İkizler Burçları da biraz daha hem sosyal ilişkilerine odaklanabilecek hem yönetici gezegeni artık retrosu bittiği için ve ilk burçta hareket ettiği için bazı başlangıçlar yapacak. Ve en önemlisi ise İkizler Burcu'nun ertelediği, ötelediği ya da beklemeye aldığı ta ki 2023'ün Ekim'inden gelen bazı konuları özellikle alım, satım, taşınma, kontrat, anlaşma gibi konuları bu hafta genelinde çözebilecek. Sevgili İkizler Burçları, çevrenizde böyle bir ketum takılıyorsunuz. Kendi iç dünyanızda bazı şeyler olmadan kimseye anlatmak istemiyorsunuz.
tatlı ritüelleriniz olabilir ve dolayısıyla da bu aralar herkes sizin ne yaptığınızı merak ediyor olabilir ve sizden bu aralar fazlaca sorular ve köşe sorular alabilirsiniz çevrenizdekilerden, annenizden alabilirsiniz, aile üyelerinizden alabilirsiniz ve tuhafınıza da gidebilir. Bunu da düşünüyorsun, gerçekten aklına bu mu geldi gibi böyle değişik, farklı, hiç daha önce yapmadığınız konuşmalara da dahil olacaksınız der ve gelirim sevgili yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, gökyüzü bu kadar balıklarda hareket edip hemen arkasından koçlara ve sonra boğa burcunda, yani böyle dev bir vagon istasyon oluşturmuşlar. Böyle düşünün, inci tanesi gibi, aslında bir kolye gibi düşünebilirsiniz bunları. Bunlar bu kadar böyle stelyum, arka arkaya ateş, su ve toprak stelyumu oluşmaz. Bunlar nadir oluşan şeyler. Ve dolayısıyla sevgili yengeçler, sizi nerede, nasıl ilgilendiriyor derseniz, aslında Plüton yavaş yavaş burcunuza gelmek için Kova burcunda geri gitmek için uğraşıyor. Bu biraz aslında karşıt burcunuzda yaşanacak bir şey. Aslında biraz ilişkileri ilgilendiriyor, biraz kardeşlerinizi ilgilendiriyor. Biraz da tabii ki başkalarının lafıyla hareket ettiğinizi fark edeceksiniz. En önemlisi ise geçmişten gelen bazı ilişkilerinizi fazlaca kafaya taktığınızı fark edeceksiniz. Evet, doğru duydunuz. Fazlaca kafaya taktığınızı fark edeceksiniz. Bu da size bir açılım olacak, farkındalık oluşturacak. Siz de biraz farkındaysanız, geçmişteki huylarınıza baktığınızda, yani bu Plüton Oğlak karşıtlığında 2008-2023 hallerinize baktığınızda, siz de az meraklı değildiniz. Her şeyi yönetmek, bilmek isterdiniz. Ama şu aralar hiçbir şey bilmek istemiyorsunuz ve sizi bilmek isteyenlerin tavırlarını anlayamıyorsunuz. Bunları bir sataşma olarak görüyorsunuz. Bir mücadeleye girmiş olabilirsiniz. Bu mücadele biraz 29 Mayıs'tan sonra dağılacak, bilginiz olsun, ama bu hafta genelinde biraz iletişimle ilgili, özellikle de bu sizden beklenen davranışları sergilemediğiniz için biraz arada kalacaksınız, açık söylemek gerekirse der ve sevgili aslan burçlarına gelirim. Sevgili aslan burçları, Plüton karşıt burcunuzda geri gidiyor. Bu bazı kararlar almanızı sağlayacak. Ve tabii ki uzmanlar da, işi bilenler de gaflete düşebilir. Şimdi niye gaflete düşüyoruz Zeynep Hanım derken ki sizi duyabiliyorum demek istiyorum. Eğer bir konunun uzmanıysanız, profesyonelisiniz, yıllardır aynı şeyi yapıyorsanız, Venüs'ün rehaveti kendi burcunda hareket ediyor. Mars'ın işte ben biliyorum havası hakim olacak gökyüzünde ve tabii ki Plüton'un karşıt burcunuzda özellikle 1 Mayıs'tan itibaren yavaşlamasıyla birlikte gaflete de düşebilirsiniz, pot kırabilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz, ama Allah insanları iyi insanlarla karşılaştırsın sözünü en çok siz söyleyeceksiniz. Neden? Hatanızı telafi etme size fırsatı vermeyebilirler. Lütfen bu hafta genelinde dikkatli olun der. Ve en önemlisi ise sevgili aslan burçları, uzun yıllardır süren bir dava ve hukuksal konunuz varsa artık Mars'ın da desteğiyle yolunuz veya bugünkü akışta rüzgar size dönebilir. Bilginiz olsun. Ve geldik sevgili başaklara. Şimdi başaklar bu Merkür retrosunu herkesi kırdı geçirdi. Eğer oturalım, doğru konuşalım. Nedenmiş efendim, niye kırmışız derseniz, başaklar üstünlük kurmayı sever. Baskın bir burçtur. Kabul etmezler kendilerini ama öyledirler. Dolayısıyla da sevgili başaklar, yönetici gezegenleri geri giderken, zaten Mars'ı unutmayın, Başak burcu Koç burcuna daha 30 Nisan'da geçiyor ve dolayısıyla da Mars'ın Balık burcundaki hali en çok Başak'ı rahatsız etti. Satürn zaten karşıtlığından geçiyorlar ve dolayısıyla da başaklar sıkıştı. Belki haritanızda başka enstrümanlar vardır. Sizi hissetmemiş olabilirsiniz ama genelinde başakların sıkıştığını, baskı altında olduğunu, Satürn karşıtlığından böyle uzunca bir süre geçerken iki malafin karşıt burçlarında kavuşması onları çok yordu. Bir de üstüne yönetici gezegenleri geri gitti, kafaları, fikirleri değişti. Örneğin 2018'den bu yana yaptığı, anlaştığı, çalıştığı yapıları sorguladılar. 2022'den bu yana konuştuğu, birlikteliğe başladığı, artık hayatla ilgili 2022'de sevgili başaklar ne yaptılarsa oralardan tekrar aynı duyguları hissettiler. Ve dolayısıyla daha sinirli davrandılar. Daha tepkisel davrandılar
Ve dolayısıyla da Nisan ayını birazcık böyle yorularak, üzülerek, pişmanlıklarla, keşkelerle bitirdiler ve kendilerini yediler, bitirdiler. Şimdi toparlayacaklar. Unutmayın sevgili Başaklar, en büyük düşmanınız kendinizsiniz. Sinirleriniz, tepkileriniz, kendinize, kendinizden başka düşman aramayın. Bu Şubat, Mart ayında da bu yaptıklarınızı, kendinize yaptıklarınızı, haksızlıklarınızı, tepkilerinizi bir gözden geçirin. Geçirmenize de zaten burada hem Venüs'ün yüceldiği noktada hem Mars'ın yüceldiği noktada fark edeceksiniz der. Hemen sevgili terazi burçlarına gelirim. Terazi burçlarını şöyle bir lütfen, eğer kahveniz çayınız elindeyse tüm terazileri eski videoları şöyle bir kurcalayın derim. Ben onlara o tutulmalarda neler anlattım. Ta ki Ekim'den bu yana karşıt burcunuza tutulma olacak. Her şeyi masaya yatıracaksınız. Her şey bir anda önünüze dökülecek. Aldığınız karar, yaptığınız plan, anlaşmalarınız, samimi olduklarınız karşınıza gibi bir yıl tuhaf, garip ama anlamlandıramadığınız şey anlatmıştım. Sanırım hepsini 15 Nisan'a kadar yaşadınız. Artık bu döngü bitti. Şimdi yeni plan yapmanızı istiyor hayat. Dolayısıyla sevgili teraziler, yönetici gezegeninizin rahat ettiği burçta hareket ettiği sürece, bu da takriben 40 gün olacak. 29 Mayıs artı 29 Nisan artı 40 gün boyunca size nacizane tavsiyem, ne hissediyorsanız doğrudur. Örneğin bir ilişkiye şekil vermek istiyorsanız en doğru tarihler sevgili teraziler. Bir karar almak istiyorsanız yine en doğru tarihler sevgili teraziler der. Ve sevgili terazilerin size hayat başka bir yapıya bürünmenizi istiyor. Başka kararlar almanızı istiyor. Ha bu arada madem burası YouTube, biraz daha açık konuşalım. Oldu da bir ilişkiyi bitirdiniz, boşandınız, ayrıldınız ve bu aralar eski ilişkinize geri dönmek, eski eşinize geri dönmeyi düşünüyorsanız sevgili teraziler, aman durmayın. En doğrusunu siz bilirsiniz. İnsan yaşadığını sadece kendi anlatabilir, kendi yorumlayabilir. Bilginiz olsun. Başkaları ne bilsin sizin o ilişkinin, o duygunun veya ayrılıktan sonra ne yaşadığınızı der. Ve terazileri hemen uzun uzun anlattıktan sonra sevgili akreplere geçerim. Buradan muzdaripsiniz. Yani hep uzun anlatmamdan taraftarsınız ama burcunuzu dinleyip gitmenizi çok istemiyorum. Uzunca böyle bu videoyu da yoğun tutmuyorum ki 13 dakikaya hepimiz vakit ayırabilir. Ve bütün burçları dinlemenizi, sadece kendi burcunuzu değil, yanı sıra da ay burcunuzu biliyorsanız onu da dinlemenizi nacizane tavsiye etmek adına bunu yapıyorum der. Ve akrep burcuna geri gelirim. Sevgili akrepler, Güneş karşıt burcunuzda, Venüs karşıt burcunuzda, Uranüs karşıt burcunuzda, Jüpiter karşıt burcunuzda, yani karşı komşunuzda düğün var, davul zurnayla o gürültü size yansımaz mı? İçiniz kıpır kıpır, uykusuzluklarınız, son zamanlarda eğer yükseleniniz akrepse kilo verememeniz, eğer ay burcunuz akrepse full savunma yapma haliniz sizi çok yoruyor olabilir. Ve 30 Nisan'dan itibaren yönetici gezegeninizin kardeş burcunuza geçmesiyle birlikte gerçekten kaderin yazıldığı günlerden geçiyorsunuz. Siz çevrenizde geçen tuhaf, ani giderlere lütfen takılmayın. Bakın, tekrar altını çizmek istiyorum. Sonra da dönün. Lütfen tweetburç.com.tr'de Jüpiter boğayı yeniden okuyun, Uranüs boğayı yeniden okuyun, Güneş boğayı tekrar okuyun. Bunlar karşınızda bir hizalanmış vaziyette. Size kader, her gün kader devreye girmez canlarım benim. Canım tweetburç takipçilerim, dinleyicilerim. Kaderin devreye girdiği sırlı, gizli tarihler vardır. O günler, bugünler özellikle akrep için. Sevgili akrepler ve boğalar, şans sizden yana. Büyük mesajları görmeniz için çevrenizde şu son 4-5 aydır dönen tuhaf olaylara lütfen takılmayın. Bunlar dünya hali değil. Biraz onları kenara itin der ve bu sırlı özel tarihlerinizi bildikten sonra gelelim sevgili yay burçlarına. Şimdi sevgili yay burçları, hele de bir de ay burcu yaysa. Bir kere çok açık konuşmak istiyorum burada. Lütfen herkes gitsin bir ay burcunu öğrensin. Sebep, ben 10 yıldır ay ajandası yaptığım için mi? Yoksa her gün günün ruh halini aya göre yaz demeden, kış demeden çalışıp sizinle paylaştığım için mi? Hayır, ay burçları kendi gerçekleriyle yüzleşemedikleri bir döngüden geçmeye hazırlanıyor. Niye biz ay burçlarıyla uğraşıyoruz diyecek olursanız, ben değil, Jüpiter 11 yıl sonra, özellikle 29 Mayıs'tan itibaren
ikizlere geçince ya ay burcu yay olanlar duygusal olarak kendilerini neye inandırdılarsa onun içine geçecek, dahil olacaklar. Burada da aslında ay burcu yay olanlar burcu yay olanlardan daha biraz daha böyle tuhaf günler, tuhaf kararlar alabilir. Eğer çevrenizde yay burcu varsa lütfen haritasını inceleyin. Hele de ay burcu da yaysa bir de işte orada ruhsal, duygusal, yorucu günlerden geçtiğini hissedebilirsiniz. Lütfen onlara da yardımcı olmamız gerekir. Bir de aynı zamanda Satürn ve Neptün her zaman, şimdi siz bu teknikleri artık popüler kültüre hakim olduğu için astroloji yaygınlaştığından dolayı gezegen hareketlerinden haberdarsınız ve bir şekilde kendi haritanızı öğrenmek istiyorsunuz. Ama harita bir bütünlükle okunması gerekir. Ve dolayısıyla da Neptün'le Satürn gibi iki malı, yani iddialı gezegenin yüzyıllarda bir aynı burçta buluşması Yay burcunu da, Başak burcunu da, Balık burcunu da ve İkizler burcunu da yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada burcu yay olanların daha da kendilerini bir şeye kaptırma, inandırma, tamam halledeceğim ben bunu dediği, böyle bir şekilde yanılttığı, tam hesaplamadan girdiği bir yol söz konusu der ve dolayısıyla da tuhaf bir hafta olabilir. Eğer böyle durumlarınız varsa sevgili yay burçları, biraz sakinleşin, hele de ay burcunuz yaysa bir dinginleşin, bir dinleyin dedikten sonra hemen oğlak burçlarına geçiyorum. Sevgili oğlak burçları, sevgilinizden, alacaklarınızdan, duygusal iniş çıkışlarınızla çok karman çorban oldunuz. Kötü gün dostlarınızı seviyorsunuz ama onların eksiklerini ve aynı davranışları sergilemelerinden de yorgun düştünüz. Gökyüzünde malum Mars'ın öncü burçta hareket ettiğini düşünecek olursak size de bir şekilde kilo verme işinize, estetiğe, bugünlerde spora başlamanıza yardımcı da olacak. Biraz böyle kendi mesainizi yapacaksınız. Biraz daha kendinizle uğraştığınız bir hafta olacak. Sadece şunu söyleyebilirim. Mide hassasiyetiniz, eğer bu dönemde bir ilaç ya da bir diyetle ilgili konularınız varsa mide hassasiyetinizi yönetmenizi tavsiye eder. Ve hemen kova burçlarına gelirim. Sevgili kovalar, şimdi herkes iyiymiş, hoşmuş ama herkes de ilgilendiren gökyüzü hareketleri mutlaka gezegenlerin arasında varmış. Plüton burcunuzda gelitmeye başlıyor ve dolayısıyla bu sizi yakından ilgilendiriyor. Hani videoların başında Venüs güzeldi, Mars güçlüydü dediniz diyorsanız sizde pişen size düşer hocam. Lütfen bunu kaçırmayalım der. Plüton'un kova, yani burcunuzdaki geri hareketi, özellikle de 3 Mayıs, 4 Mayıs'ı iyi yönetmenizi nacizane tavsiye edeceğim. Buralarda teknolojik hareketler ve dolayısıyla birilerinin size saldırgan tutum sergilemesi, bencillik yapması ya da bazı emeklerinizi yok sayması, o günkü iletişimde özel ya da iş yerinizde bir anda sizi selam vermemesi, iletişim kurmamasını garipseyebilirsiniz. Ama bu biraz türbülans günler. Türbülans günlerde insanlar sanki jet lag gibi davranır. Sonradan ayılır veya sonradan fark eder eksiklerini der. Özellikle teknolojiye, çevrenizdeki kişilere ve en önemlisi ise not almaya bu hafta özellikle çok odaklanmanızı tavsiye ederim. Biraz da unutkanlık ve kayıp, yani bir eşya kayıplarını tetikleyebilir bilginize dedikten sonra ve geldim balık burçlarına. Balık burçlarına geçmiş olsun diyoruz. Mars burcumuzdan gitti. İki malafikten kaldı bir malafik. Yani Satürn'ü burcunuzda misafir ediyorsunuz. Dönülmez günlerden geçiyorsunuz. Yani ben balık burçlarına hep 24 yılı boyunca iddialı şeyler söyleyeceğim. Çünkü kendisi bir iddia üzerine yaşıyor. Olmayanlar olacak onların hayatında. Olmaya başladı. En başta bu geçtiğimiz haftalarda sağlıkla ilgili bir takım konular yaşadıysanız kendinizi ihmal etmeme, yeni kararlar alma halindesiniz. Eğer ailenizden olabilecek bir mirassal konular varsa ama onlar şu an söz konusu gündemimizde değil diyorsanız bir anda bunlar gündeme gelebilir. Bir anda yaz tatili planlarınız ya da yıllık izinlerinizi daha öne çekip çok daha farklı planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Aslında baktığınızda ilk defa bireysel davranacaksınız. İlk defa bu kış aylarında çok hiç ummadığım gibi davrandı çevremdekiler deyip bunlarla yüzleşeceksiniz.
öfkenizi siz yönetiyorsunuz, Başak yönetemiyordu hatırlarsanız. Ve dolayısıyla da Mars'ın ve Venüs'ün kendini iyi ifade ettiği burçlarda gezinirken biraz daha kendinize harcama yapacak. Özellikle iki ilişkide, birlikteliğinizde, sevgilinizle, eşinizle çok daha aidiyet, bağlılıklı günlerden geçeceksiniz. Geçmişi yad edeceksiniz. Biz nerelerden geçip geldik belki de diyeceksiniz. Ama hayatınızdan çıkardığınız kişilerin davranışlarını, özgüvenlerini, sorunları çözme şeklini çıplak gözlerinizle görüp, kabul etmekte zorlanıp, inanmakta güçlük çekip ama bir şekilde de önünüze bakmayı bu hafta genelinde öğreneceksiniz dedikten sonra tweetburç.com.tr'de özellikle bu videonun altında uzun uzun haftalıklarınızı kaleme aldığımı, aynı zamanda lütfen YouTube'da yani burcunuzu burada bu videoda dinlerken örneğin Boğa burcuna Venüs Boğa'da dediğimde lütfen onu da tweetburç.com.tr'de bulup okumanızı nacizane tavsiye edeceğim. Astroloji sadece ve sadece anlatımdan ibaret değildir. Kaldı ki her şey kameranın karşısında anlatılmaz. Ama kalemin sınırı yoktur ve kalem bir şekilde kendini ifade eder. O yüzden siz benim kalemimi lütfen destekleyin ve tweetburç.com.tr'de açık ve net yazılarımı kaçırmayın. Size özel hazırlanıyor.